Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın fonlar yönetmeliği ile kurulan iki telli organize sanayi bölgesi içerisinde 37 sanayi sitesi bulunmaktadır. İçerisinde 30 bin bağımsız bölüm bulundurarak 300 bin kişiye istihdam sağlayan İSKOBİR iki telli küçük sanayi siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akgün, Eurotrend mikrofonlarına ayrıntılı bilgi verdi. 1990 yılında iki telli birliği kuruluyor. 1989 senesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın fonlar yönetmeliğine göre burası valinin başkanlığında oluşan bir müteşebbis heyet tarafından imar işleri yürütülüyor. Buranın bütün altyapıları, bütün imar işleri, elektriği, suyu, telekomünikasyonu, atık suyu, yağmur suyu gibi ana arter hizmetler bu kurul tarafından yapılıyor. 2000 yılına gelindiği zaman 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çıkıyor ki ben o çıktığı zaman o kanunun çıkmasında büyük emeğim vardır. Ona katkı sağlamışım. Bugün burada 37 tane sanayi sitesi vardır. 2 tane birlik vardır. 2 telli birliği. İSKOBİR kısa adı. Bir de Marmara Birlik vardır. Bir de bunlar Marmara Birlik'te 8 tane kooperatif üyedir ama o Marmara bölgesindeki bütün bölgeyi kapsamaktadır. Biz sadece iki telli birliği, iki telliye münhasır kurulmuş bir birliğiz. Dışarıdan üye almayız. Burada da 20'nin üzerinde üyemiz mevcuttur. Diğer üyeler de bağımsızdır. Bu şekilde örgüt şeklidir. Şimdi iki telli organize sanayi bölgesi de bugün 30 bin tane bağımsız bölüm vardır. Ve kapasite itibariyle de 300 bin insan istihdam edilmektedir. Yusuf Akgün, iki telli organize sanayi içerisinde bulunan ESKOP Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nin çalışmalarını değerlendirdi. ESKOP, iki tellideki 37 sanayi sitesinden bir tanesidir. En büyüklerinden biridir. Burada 1200 bağımsız bölüm içinde bina vardır. Ama bir kişinin birden fazla yeri olduğu için 555 tane firma vardır. Şimdi yeni yaptığımız yerde de 50 üye daha gelecek. Demek ki 600 tane firmamız olacak burada. ESKOP metal ağırlıklı, plastik, matbaa olmak üzere bu grup karma bir sanayiden, KOBİ sanayicisinden oluşmaktır. Tamamen üretimdir. Biz ticaret almayız. Bizim bu sitenin ana sözleşmesini harfen uygularız. Üretim yapacak firmaları alırız. ESKOP'un altyapısı Türkiye'de ilk defa yapılmıştır. Galeri sistemdir. Oradan temelden başlayalım. Sitenin binanın temellerinin altında 2 metreye 2 metre, ana hatta da 3 metreye 2 metre olan tünellerimiz vardır. Bu tünellerin içinden bütün tesisatlar gider ve sitemizi elimizden geldiği kadar temiz tutmaya, huzurlu olmaya, güvenli olmaya azami gayreti gösteririz. Yusuf Akgün, Etiyopya'da yapmış oldukları projelerin detaylarını anlattı. Ben iki telli organize sanayi bölgesinin 1996 senesinde çok büyük bir proje düşündüm. Buradaki üretilen ürünlerin dünya piyasasına satılabilmesi, oradaki ürünlerden bizim teknolojiden yararlanmamız için iki telli holding oluyor diye bir proje hazırladık. Proje halen daha elimin altında. Dışarıda gezileri yapıyorduk. Siparişleri topluyorduk. Buradaki alt sektörlere yönlendiriyorduk. Alt sektörlerden ürettiğimiz malları o piyasalara yansıtmak için İSKOBİR anonim şirketi diye kurduğumuz anonim şirketini maalesef yürütemedik. Burada yürütemedik o şirketi. Etiyopya'da uyguluyorum. 40 bin dönümlük organize sanayi bölgesinde bu projeyi uyguluyorum. Oradaki bütün alımları toptan yapacağız. Bütün teknoloji ve ham madde alımlarını toptan yapacağız. Oraya gelen insanlar buradan daha çok rahat edecek bir organize sanayi bölgesi gerçekleştirdi. Hükümetle beraber kurduğumuz bir şirket şeklindedir. Yönetimi hükümetle beraber yapıyoruz. Burada da bunun uygulanmasına bugünden itibaren he desinler, yarın uygularız bunu. Altyapı var çünkü. Sorun yok. Çıkar Reda.